Şimdi dünyamızın da olduğu güneş sisteminde 8 tane gezegen var biliyorsunuz. 9 diye hatırlıyorsanız o Plüto artık gezegenden sayılmıyor. Güneş sisteminin dışında olup da bugüne kadar tespit edebildiklerimiz de 4000'den fazla. Hiç merak ettiniz mi acaba? Dünya dışındaki bu gezegenlerden birinde de hayat olma ihtimali var mı diye? Ben bir kere bile etmedim. Neden? Anlatayım. Şimdi Ankara'dayız ve bu dünyaya bakmaya çok alışık olduğumuz bir açı. Ben size dünyayı başka bir açıdan göstermek istiyorum. Çevirip de böyle baktığımız zaman Ankara tabii yok artık ama hemen hemen başka hiç kara da yok. Çünkü bizim gezegenimizin %70'inden fazlası deniz. Ama denizlerimizin sadece %5'inin içinde ne olduğundan haberdarız. Mesela en derin noktanın yaklaşık 11 kilometre olduğunu biliyoruz. Çünkü 1875'te ölçmüşüz. Ama o noktaya içinde insan olan bir denizaltı ile ulaşmamız 1960. Zaten 1969'da Ay'a gitmişiz. Yani denebilir ki okyanusun dibine gitmek, Ay'a gitmek kadar zormuş. Okyanusun içine bakmak, daha hala %95'ine bakamadığımıza göre, demek ki ondan da zor. Çünkü karanlık. Denizin üzerinde pırıl pırıl parlayan güneş ışığı suya girdiği zaman en iyi şartlar altında yaklaşık 100-150 metre kadar derine ulaşabiliyor. Ondan sonra tamamen yok oluyor. Tabii ışık da bizim hayatımızın merkezinde olan görme duyumuzu çalıştırdığı için ışığın olmaması denizin içinde ne var ne yok keşfedebilmemizin önündeki en büyük engellerden birisi. 1977 yılında Galapagos Adaları yakınında denizin ta 2,5 kilometre derininde çok önemli bir keşif yapıldı. Işığın zerresi olmadan da hayat olabileceğini ilk defa öğrenmemize sebep olan içinden kaynar sular fışkıran su altı bacaları ve bunların etrafında hayatından gayet memnun yaşayan hayvanlar keşfedildi. Buradaki keşfin önemli kısmı bacaların bulunması değil, o tahmin ediliyordu. Ama bacaların etrafında hayat olabilmesiydi. Çünkü o güne kadar biz ışık yoksa hayat da olamaz diye denizin karanlık kısmında sadece başka hayvanların ölüsüyle beslenebilen ufacık hayvanlar yaşar zannediyorduk. Yani sığ sularda, ışık olan sularda mikroskobik bitkiler fotosentez yapacak. Küçük hayvanlar o bitkileri yiyecek, daha büyük hayvanlar o küçük hayvanları yiyecek. Sonra mesela devasa bir balina da ölüp dibe çöktüğü zaman aşağıda karanlıkta yaşayan garibanlar da bir şey yiyebilmiş olacaklar. Halbuki bu bacaların etrafında yaşayan hayvanlar ışığa veya fotosentez yapan başka hiçbir hayvana muhtaç olmadan kendi besinlerini kimyasal enerjiyi dönüştürerek üretebiliyorlardı. Yani kemosentez yaparak. Bu hiç beklenmeyen bir şeydi. Bilim dünyası şoke oldu. Biz de ders kitaplarına hayat kavramını, hayatın nerede ve nasıl oluşabileceğini yeni baştan yazdık. Daha 1977. O kadar eski bir tarih değil. 1977'de kendi gezegenimizdeki hayatla ilgili bu kadar temel bir bilgiye sahip değildik. İnanın bugün de aynı durumdayız. Mesela Mars'ın yüzeyinin haritasını 1996'da çıkartmışız. Ama hala kendi denizlerimizin içinde ne var ne yok haberimiz yok. İşte ben bugün size denizin dibindeki karanlığın sebebini anlatmak istiyorum. Ne oluyor da güneş ışığı suya girdiği zaman yok oluyor? Ve neden bizim su altında çektiğimiz fotoğraflar hep mavi ve karanlık çıkıyor? Aslında su altında çektiğimiz her fotoğraf iki ayrı fotoğrafın üst üste eklenmesinden oluşuyor.
Bu iki ayrı fotoğrafı oluşturan mekanizmaya da sis mekanizması ve sokak lambası mekanizması diyelim. Mesela Ankara'da muhabiri görünmez kılacak kadar yoğun olan sis normal bir durum değil. Zaten bu muhabir de kameradan 1,5 en fazla 2 metre mesafede. Normal şartlar altında biz yüzünün, makyajının, kıyafetinin detaylarını görebiliyoruz. Hatta genellikle arkasında heyecanlı bir olay oluyor. Onu da rahatlıkla seyredebiliyoruz. Ama sis detayları yok ediyor. Karada anormal bir durum olan yoğun sis, suyun altında her gün var. Yani normal. Bunun sebebi de suyun içinde asılı duran mikroskobik parçacıkların havada asılı duran mikroskobik parçacıklardan çok daha büyük olması ve abuk sabuk şekillerinin olması. Yani ışık bu parçalara çarptığı zaman tüm enerjisiyle her yöne doğru saçılıyor. Saçıldığı yönlerde başka büyük ve çirkin parçalara çarpıp tekrar tekrar saçılıyor. Böyle olunca da çok kısa bir mesafe içinde, metrelerle ifade ettiğimiz bir mesafe içerisinde yoğun sis oluşuyor. Bunu havada olması için de bizim havaya mesela hava kirliliği yolunda büyük parçalar eklemiş olmamız veya doğal şartlardan büyük parçaların asılı duruyor olması gerekiyor. Yani birinci mekanizma su altı fotoğraflarını etkileyen, kötü çıkmalarına sebep olan birinci mekanizma hepimizin bildiği sis. İkincisi de sokak lambası mekanizması. Biliyorsunuz gece sokakları aydınlatan sodyum buharlı lambalar sarı ışık verir. Siz bu lambanın altına renginin beyaz olduğunu bildiğiniz arabanızı park edip fotoğrafını çekerseniz arabanız fotoğrafta sarı çıkar. Bunun sebebi de bizim renk dediğimiz göreceli kavramın tamamen etrafı aydınlatan ışığın rengine bağlı olması. Karada ışığın rengi beyaz. İçinde de gökkuşağının her rengi var. Ama ışık havadan suya geçip ilerlemeye başladığı zaman ve o parçalara çarptığı zaman renklerinin bir tanesi hariç hepsini kaybediyor. Yani diyebiliriz ki suyun içini rengi mavi olan bir sokak lambası aydınlatıyor. Şimdi mavi ışık altında her şey mavi görünüyor, kontrast azalıyor. Renklerin birbirinden ayırt edilebilmesi imkansız hale geliyor. Yani bir nevi bu mavi ışık bakanı renk körü yapıyor. Bu da ikinci mekanizma. Sokak lambası mekanizması. Şimdi biz bu iki mekanizmayı ve arkasındaki fiziği ta 1930'lardan beri biliyoruz. 1990'lardan beri de yani dijital kameralar ve su altı kılıfları piyasaya çıktığından beri de dünyanın her yerinde her gün bilimsel amaçlı binlerce fotoğraf çekiyoruz. Çekiyoruz ama çektiğimiz hızda bu fotoğrafları işleyip kullanabileceğimiz veriye dönüştüremiyoruz. Otomatik yazılımlar, bilgisayarla görme ve öğrenme algoritmaları bu anlattığım sis ve sokak lambası mekanizmaları yüzünden tutarlı bir şekilde çalışmıyor. Çünkü aramaya şartlandırıldıkları detayları su altı fotoğraflarında bulamıyorlar. Bu yüzden de biz deniz bilimlerinde yapay zeka teknolojilerinden doğru dürüst yararlanamıyoruz. Ama merak ediyorsunuz biliyorum. Tabii ki Mars'a indirdiğimiz robotlar yapay zekayı hem de gerçek zamanlı kullanan kameralara sahip olduğu için nereden taş toprak örneği alacaklarına gerçek zamanlı olarak, otonom olarak karar verebiliyorlar. Peki biz bu fiziği 1930'lardan beri biliyorsak ve 90'lardan beri de elimizden milyonlarca su altı fotoğrafı geçtiyse, bu kaybolan renkleri, kontrastı, detayları geri getirme problemini neden hala çözemedik? Aslında cevabı basit. Çünkü fiziği bilen bilim insanları fotoğraflarla, görüntü işlemeyle çalışmıyorlar. Görüntü işlemede uzman bilgisayar bilimciler bu konuyla ilgili fizik kurallarını tam bilmiyorlar. Ve her iki grup da biyolojik etkenlerden haberdar değil. Biyolojiyi görmezden gelirsek problemi sadece kısmen çözmüş oluyoruz. Çünkü
doğal su kütlelerinde o mavi sokak lambası her zaman mavi yanmaz. Yeşil olabilir, kahverengi olabilir, hatta tamamen doğal sebeplerden pembe bile olabilir. Yani bir fizikçi, bir bilgisayar bilimci, bir biyolog beraber bir bara gitse problemi çözeceğiz. Şimdi biyolog demişken, 1998'de önemli bir olay oldu. Ben üniversite sınavına girdim. Deniz biyoloğu olmak istiyorum. Tercihler yapılmadan önceki gecede babam dedi ki, ya sen şimdi deniz biyoloğu olursan, senin emeğine saygı gösterecek, sana insanca yaşayabileceğin maaşı ödeyecek hangi kurumda çalışacaksın? Senin kafan fiziğe basıyor. Bence sen mühendis ol, seçeneklerin artar. Ondan sonra hala istiyorsan dönüp deniz biyolojisi okursun dedi. Tabii bu deniz biyolojisi okunmayacak demenin Kraliçe Elizabeth asaletiyle söylenmiş hali. Tamam, yazdık bütün mühendislikleri puan sırasına göre. Benim puanım da 6. tercihim olan ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğini tuttu. Havacılığa öyle özel bir ilgim yoktu. Uzaya da hiçbir ilgim yoktu. Ama yine de bölümümü de arkadaşlarımı da çok severek okudum. Yaptığım işi hakkıyla yapmaya çalıştığım için de birincilikle bitirdim. Arkasından MIT'den, Caltech'ten, Stanford'dan, havacılık bölümlerinden yüksek lisans için kabul aldım ve gittim. Bir sürede uçak motorlarının termodinamiği üzerine çalıştım. Ama hiç heyecan duyamadım. Ve kendimi de o işi hayat boyu yaparken göremedim. Zor bir durum. Çünkü sizden beklentiler var. Size gösterilen yolda yürümüşsünüz. Sizin için en iyisi olduğu söylenen her şeyi yapmışsınız. Ama geldiğiniz noktada ben burada ne yapıyorum diyorsunuz. Tamam, bu bana göre değil dedim. Bir de iş hayatına bakalım dedim. Yazılım alanında danışmanlık yapmaya başladım. Epey para kazandım. Ama günde 11-12 saat bir ofiste bilgisayar başında çalıştığım için bazı seneler mevsimlerin değiştiğini bile kaçırdım. Yani iş hayatında başarılı olacağım diye doğayla bağlantım kesilmişti. Ve bu beni eksik bir insan yaptı. O noktada şunu gördüm. ODTÜ gibi, MIT gibi okullarda okuma şansına, ayrıcalığına sahip bir insanım. Eğer ben hayatımı bile bile mutsuz olduğum bir yöne sürersem, potansiyelimin en tepesine çıkamazsam, kendime ve topluma en büyük katkıyı yapacağım şekilde yaşayamazsam, bu benim kadar şanslı olmayan pırıl pırıl gençlere haksızlık olmaz mı? Hatta bir adım daha geri atıp bakarsak, Türkiye olmayan bir Müslüman ülkede doğdukları için değil iki mühendislik arasında tercih yapmak, temel eğitim alabilmeleri veya yalnız sokağa çıkabilmeleri erkeklerin rızasına bağlı olan kadınlara haksızlık olmaz mı? Teşekkür ederim. Soruları böyle sorduğumda cevaplar çok netti. O zaman iyice düşündüm. Ve benim için mutluluk nedir? Onun formülünü çıkarttım. Ben denizi, doğayı, senede iki hafta tatile gittiğimde değil, hayatımın her gününde görmek istiyorum. Hayatımın bana ait olan kısmı, İşten eve geldiğimde uyanık kalabildiğim o 3 saatle sınırlı olmasın istiyorum. Ve de ben her ne işi yapacaksam, sabah kalktığımda heyecanla koşa koşa gidebilmek istiyorum. İşte o noktada
Üniversiteden ayrılalı seneler olmuştu. Hatta çok iyi hatırlıyorum, integral almayı bile unutmuştum. Sıfırdan başlamayı göze aldım ve üniversiteye dönüp deniz bilimlerinde doktoraya başladım. Aslında anlattığım şeyler birbirinden bağlantısız gibi görünüyor ama değil. Kraliçe Elizabeth sayesinde ODTÜ'de çok sağlam bir fizik ve mühendislik eğitimi aldığım için, yazılımla haşır neşir olduğum birkaç sene geçirdiğim için ve de gözümü karartıp okula dönebilecek kadar denize tutku duyduğum için, kenar parçaları bulunmuş ama ortası 30 senedir boş duran yapbozun o birleştirici parçasını koyan bilim insanı olarak karşınızdayım bugün. Size 2 dakika 38 saniyede anlattığım sis ve sokak lambası mekanizmalarının su altı fotoğraflarına etkilerini ve bunu nasıl hesaplayıp tersine çevirebileceğimizi yaklaşık 4 senemi alan 3 bilimsel makalede açıkladım. Sisi hesaplayıp fotoğraflardan çıkarttığımızda, kalan mavi ışığı da beyaza çevirdiğimizde, var olan ama görmediğimiz renkleri ve detayları tekrar ortaya çıkartabiliyoruz. Ve bunu objektif bir şekilde, tekrarlanabilir bir şekilde otomatik olarak yapabiliyoruz. Yani deniz bilimlerinde yapay zeka çağının kapısını açmış oluyoruz. Ama burası yolun sonu değil. Aslında sadece başlangıcı. Çünkü ancak şimdi daha büyük soruları sormaya başlayabileceğiz. Benim her gün kafamı kurcalayan bir soru var. Denizin içinde renkler var. Ama denizin içindeki ışık bu renkleri yok ediyor. O zaman denizin içinde renkler neden var? Kimse göremeyecekse neden var? Denizde ahtapot, sübye, kalamar dediğimiz hepsi birbiriyle akraba, kafadan bacaklı çok acayip hayvanlar var biliyorsunuz. Bunların çok lezzetli olmanın yanı sıra bir özelliği daha var. Yeryüzünde hiçbir hayvanın yapamadığı kadar başarılı bir şekilde derilerinin rengini ve desenini değiştirip kendilerini kamufle edebiliyorlar. Ben yıllardır laboratuvarda bu hayvanlarla çalışıyorum. Onlara demin gördüğünüz satranç tahtasından sinüs dalgasına kadar doğal olmayan ama istatistiklerini bildiğim fonlar sunuyorum ve o fonların önünde hangi kamuflaj üniformasını giyeceklerini tahmin etmeye çalışıyorum. Ve inanın ki bana bu hayvanların en etkileyici yanı o giyecekleri üniformayı birkaç milisaniye içinde giyebilmeleri değil. Renk körü olarak seçip giyebilmeleri ve onların renk körlüğü ışığın, denizin içindeki ışığın renkleri yok etmesinden kaynaklanmıyor. Tamamen gözlerinde renk görecek bir donanım olmamasından kaynaklanıyor. Size laboratuvarda gösterdiğim örnekler tabii ki 10 santim su içinde doğal şartları temsil etmeyen örnekler. Bu hayvanların doğal ortamındaki görsel öğeler çok daha karmaşık. O yüzden de sizi gittiğim yerler içerisinde beni en çok heyecanlandıran, bana en çok ilham veren dünyanın en güzel köşelerinden birine götürmek istiyorum, bir örnek göstermek için. İzmir'e. İzmir Körfezi'nde çektiğim bu fotoğrafta kendisini kamufle etmiş bir tane mürekkep balığı var. Mürekkep balığı içinden beyaz kemik çıkan kuş kafeslerine konur, görmüşsünüzdür. Buradaki mürekkep balığını görebildik mi? Biraz zor burada. Burada da bir tane var. Buradakini görebildik mi? O da aslında burada. Şimdi bu resimleri de gördünüz. Sorunun zorluğuna bakın. Suyun içinde renkler var ama suyun içindeki ışık renkleri yok ediyor.
denizin içinde renk göremeyen hayvanlar var ama göremedikleri o renkleri derilerinde sentezleyip o renge bürünebiliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Şaşıracaksınız. Hiçbir fikrimiz yok. Bilmiyoruz. Vallahi bileyi ben de bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da bezimizi bağlayıp Mars'taki ahtapotlara gitmeden önce yerli ve milli ahtapotlardan daha öğreneceğimiz çok şey var. Teşekkür ederim.